tanırsın insanları. Yeter hayallerin birer birer. Gerçeği görüp nefreti tadarsın zamanla. Günler geçer saymazsın. Sonu yokmuş gibi yaşarsın. Geceler mezar olur dalarsın uykuya. Hayaller tükenir gider birer birer. Ne bir umut kalır ne de keyif zamanla. Kızın babası sen değil misin? Değilim. Zeynep'in babası ben değilim. Kim o zaman bu kızın babası? Ben miyim? Allah Allah, arkadaş anlatamıyor muyum ben sana? Ben Zeynep'in babası değilim. Bak, ortada bir yalan var. Ya Demet yalan söylüyor ya sen yalan söylüyorsun. Bana bak, kimse bana yalancı diyemez, sen bile. O zaman çık. Çık ortaya de ki ben yaptım de, bir hata ettim de. Kazala oldu de, bir şey de kabullen, üstlen. Cihan, ben anlatamıyor muyum sana? Demet, senin baban Tayfun demiş, kız da inanmış. Konunun bende alakası yok. Sen bu kızın babası değilsen eğer, sen doğru söylüyorsan... o zaman Demet yıllardır niye kandırsın bu kızı? Niye yıllardır bir yalanla uğraştırsın? İşte gidip bunu Demet'e soracaksın. Ya bu kızın babası kim? Bunu da Demet'e soracaksın Cihan. Bütün sorularının muhatabı Demet, ben değilim. Zeynep'in babasıymışım. Demet de Zeynep'i terk edip gitmişim. Onları asla kabul etmemişim. Aramamışım, sormamışım canım. Ben battıkça batıyorum. Battıkça batıyorum. Bir türlü söyleyemiyorum çocuğa. Zaten bu saatten sonra söylesem neye inanacak ki çocuk? Öyle deme Demet'ciğim. Sadece şu anda çok kızgın. Sadece kızgın olsa iyi. Ya geçen gün bir bakışı vardı yüzüme. Ben yaptım ama ben. Ben kendi ellerimle mahvettim çocuğu. Tamam, diyelim ki öyle. Diyelim ki'si falan yok bunun Jale. Öyle zaten. Öyle. Bir tanem, sadece bir süre sakinleşme ihtiyacı var Zeynep'in. Yok vallahi ben de böyle susup oturamayacağım. Yani en azından bir çıkayım yukarı, anlatmaya çalışayım. Yalnız olmadığını bilsin. Benim ne kadar üzgün olduğumu bilsin. Bilmiyorum yani, anlatmaya çalışacağım. Sen bilirsin. Ben Zeynep'in babası değilim. Demet, senin baban Tayfun demiş, kız da inanmış. Konunun bende alakası yok. O zaman Demet yıllardır niye kandırsın bu kızı? Niye yıllardır bir yalanla uğraştırsın? İşte gidip bunu Demet'e soracaksın. Ya bu kızın babası kim? Bunu da Demet'e soracaksın Cihan. Bütün sorularının muhatabı Demet, ben değilim. Zamanla tanırsın insanları.
tanırsın insanları. Yeter hayallerin birer birer. Gerçeği görüp nefreti tadarsın zamanla. Günler geçer saymazsın. Sonu yokmuş gibi yaşarsın. Geceler mezar olur. Zeynep şunu kısar mısın biraz? Uykuya. Biliyorum bana ne kadar kızgın olduğunu. Öyle mi? Biliyor musun gerçekten? Anne söyleyecek yeni bir şeyin var mı yoksa kaldığımız yerden devam mı edeceğiz? Zeynep. Annem. Tamam. Tamam. Yalancı de bana. Kandırdın beni de, üzdün de, kırdın de. Bu kırılmak değil. Bu üzülmek değil. Bu ne biliyor musun? Bu mahvolmak, bu parçalara ayrılmak. O yüzden eğer bana yeni bir şey söylemeyeceksen ben seninle konuşmak istemiyorum. Biliyorum zaten. Ne söylesem değişmeyecek. Ya, ya inanamıyorum sana ya. Ya gerçekten inanamıyorum ya. Hala benim yerime mi karar veriyorsun sen ya? Hala benim yerime nasıl karar veriyorsun ya? Hala benim yerime karar veriyorsun. Ben daha fazla tartışmak istemiyorum. Zeynep nereye? Cehennemin dibine. Zeynep. Can hiç sırası değil. Tam sırası. Bir bakalım ben nereden geliyorum. Tayfun'un yanında. Tayfun Zeynep'in babası değilmiş. Doğru mu bu? Anladığım kadarıyla doğru. Pekala o zaman Zeynep'in babası kim Demet? Demet. Ben miyim? Bunları seninle konuştuk. Sen benden sonra Tayfun'la birlikte olduğunu söyledin. Doğru değilmiş. Tayfun da Zeynep'in babası olmadığına göre... Zeynep'in babası kim? Ben miyim? Saçmalama. Demet lütfen. Ya ne lütfen? Zeynep'in babası sen değilsin. Tayfun babası olmadığına göre o halde Zeynep'in babası kim? Sana ne? Hesap vereceğim sana. Estağfurullah, ne haddime. Zeynep nasıl? Çok mu kötü? Kötü. Ya, düşünsene böyle bir şey yaşadığını bu yaşta. Vallahi çok mutlu olurdun. Öyle diyorsun. Ya, öyle kardeşim. Ben düşünün. Robottan bozma bir annem var. Ne güler, ne konuşur. Yani kadının duygusu yok. Sonra babam desem, rehabilitasyondan çıkmış. Öyle zavallı bir adam oturmuş. Bir noktaya bakıyor bütün gün. Allah Zeynep bize gelse 3 günde kaçar gider. Kerem, bu konunun ne kadar ciddi olduğunu farkında mısın kardeşim? Farkındayım. Niye dalgaya vuruyorsun o zaman Kerem? Dalga geçmiyorum. Ben bayağı ciddiyim. Yani sonuçta aklımdaki olanları söylüyorum. Ve biliyorsun yani Zeynep'e bayağı üzülüyorum. Arasana mı? Doğru söylüyorsun ya.
Efendim. Ne yapıyorsun canım? Konuşabildin mi annenle? Sayılır. Kötü geçti anladım. Aynen. Sen dışarıda mısın? Şimdi çıktım. Nereye gidiyorsun? Dolaşacağım hala. Biz Kerem'le İstinye'deyiz. Bizim sahada. İstersen gelebilirsin. Tamam, geliyorum. Buraya geliyor. Ya? Demet, özür dilerim. Hiç haddim olmayan işte burnumu soktum. Sonuçta bunu söylemek, bunu sorgulamak tabii ki bana düşmez yani. Cihan, lütfen. Yıllar sonra bir araya geldik 3-5 kere diye. Ben kendimi bir şey sandım. Yani... Ya gerçekten yok yani... Ben ama arkadaş olduğumuzu düşündüm. Yani bunları konuşabiliriz sandım. Demek ki yanılmışım. Tabii ki senin kararın. Zeynep'in babasının kim olduğunu Zeynep'e ister söylersin, ister söylemezsin. Benim haddim değil. Affedersin. Anne. Efendim bir tanem. Babam nereye gitti, bir şey söyledi mi? İşi varmış canım ama sonra gelecek. Ne işi varmış ki? Yani bilmiyorum, hiç sormadım. Demek ki benden önemliymiş. Yani burada beni böyle bırakıp gittiğine göre. Baksana, aklı bile kalmadı. Olur mu öyle şey Melis'ciğim? Ben buradayım ya yanında. Sen de tabletinle oynuyorsun. Ama bir tanem yani. Peki, tamam. Ne yapayım? Ha? Söyle bakalım, ne yapayım? Söyle. Böyle bütün gün burada oturabilirim. Sana yemeğini ben yedirebilirim. Bir bebek gibi. Ha? Ne istersin? Bilmiyorum. Tamam. Ben şu telefona bakıp hemen geliyorum, tamam mı? Buradayım tamam. Sen de git anne. Sen de git zaten. Efendim. Ürün iyi misin? Bir şey mi oldu? İyi değilim. Ne var Cem? Ne istiyorsun? Ben senden bir şey istemiyorum Tülin. Telefonlarımı açmıyorsun. 1000 kere aradım seni. Ya ben sana beni arama demedim mi? Niye arayıp duruyorsun? Arama beni. Ben bilmeden bir şey mi yaptım? Hayır, hiçbir şey olmadı, hiçbir şey yapmadın, tamam mı? Ben şu anda hastanede kızımın başındayım. Anlatabiliyor muyum? Rica ediyorum, bir daha arama beni. İstemiyorum aramanı, o kadar. Manyak mısın kızım sen? Manyağım lan, ne var? Arabanın başında bela sokacaksın durduk yerde. Ne yaparsın lan? Ha, ne yaparsın? Bir de üste çıkıyorsun. Yok ya, üste öyle çıkılmaz. Bak üste böyle çıkılır. Gördün mü üste nasıl çıkılırmış ha? Ne? Gördün mü üste nasıl çıkılırmış? Kızım manyak mısın? Arabayı ne yapıyorsun? Manyağım, evet manyağım. Gir lan bir dakika sen de. Gir içeri. Beyler, tamam. Hadi. Manyak herif. Tamam, gir, tamam, gir, yürü hadi, gel. Bırak. Tamam, gel. Bırak. Yani ben doğru olanı yapıyorum. Ben doğru olanı yapıyorum, değil mi? Ne doğru, ne yanlış. Sen orada değildin. O
çatıda ben vardım. Ya bu olanlar yüzünden kızın hayatı ne hale geldi? Ne yapsaydım yani? Göz göre göre anlatsa mıydım her şeyi? Yok yani yapamam bir şey, yapmayacağım da. Gencecik bir insanın hayatı söz konusu. Ben sonra nasıl yaşarım bunun vicdan azabıyla? Nasıl taşırım bu yükü Jale? Yapmayacağım. Ben bir şey söylemem. Baba. Niye çıktınız? Baba neredeydin? İşim vardı kızım, hallettim geldim. Ne işin vardı? Annem söyledi de ne olduğunu söylemedi. Yok bir şey, okula gittim. Müdür yardımcısıyla görüştüm. Hemen geldim. Siz niye çıktınız odadan? Annem doktorla konuştu. Yarın çıkabiliyormuşuz. Ha. Yani doktor evde dinlensin dedi. Raporları da öğlen verecekler bize. Hatta bir hafta sonra da okula devam edebilir dedi. Ama kontrole geleceğiz herhalde değil mi? Aa, tabii tabii kontrole geleceğiz. Güzel habermiş bu. Tanem. Hadi baban geldi. Götürüyorum seni geri odaya. Olur dur mu? Dur ben götürürüm. Hı. Ben götürürüm. Gel biraz çocukluğundaki gibi gezelim. Ha? Bir tur daha döndüreyim mi? Ha? Hadi midem bulanacak. Tamam. Yürü hadi. Zeynep. Farkındayım. Sinirlisin ama biliyorsun geçecek bunlar da. Sen de biliyorsun. Yok ya, böyle bir sinir nasıl geçer ben gerçekten bilmiyorum. Anneni düşün bir de. O da çok zor durumda biliyorsun. Saçmalama. Nesi zor durumda onun ya? Sesim çıkmıyor diye beni yıllardır salak yerine koydu. Hiçbir zaman öğrenmeyeceğim sandı. Ama yok. Bir daha hiçbiriniz o salak Zeynep'i göremeyeceksiniz. Ben bir daha asla kimseye ama kimseye güvenmeyeceğim. Zeynep. Saçın da anne kızım öyle. Sana ne? Merak ediyor musun peki? Aslında onu da bilmiyorum. Ben böyle zamanlarda hep kendime sorarım. Daha mı iyi hissedeceğim yoksa daha mı kötü hissedeceğim? Bence sen de öyle yap. Önce bir kendine sor.
Şimdi Kerem, Barış biliyor. Ben bir de Dilan'a söyledim. Zeynep de biliyordu ya. Başka kim? Başka kimse bilmiyor. Kimse gelmedi zaten. Ama o Zeynep kesin Yağmur'a söylemiştir değil mi? İyi de Yağmur kimseye söylemez. Sen kazada düştün, kolunu kırdın. Birkaç günde evde dinlendin. Hepsi bu kadar. Bu arada terapi meselesini unuttum sen mi? Annen randevu alacak bugün. Ya baba gitmesem olmaz mı? Olmaz. Üf yani. Zeynep. Nasılsın? Harika. Siz? İyi. Saçın değişik olmuş. Öyle oldu. Kesin bir arıza çıkarırlar birazdan. Ne oluyor buna böyle ya? Afralar tafralar. Herkesin bir derdi var işte. Şey, bugün Melis geliyordu değil mi? Hı-hı. Dün akşam Dilan'la konuşmuşlar. O da bana şimdi söyledi. Vallahi çok yakışmış. Kerem nesi yakışmış saçmalama. Bence çok güzel. Bugünkü olayımız da bu demek ki. Ya neden böyle yapıyorsun? Hep bir rahatsızlık, hep bir laf sokmacılık. Boş ver ya. Kerem, Zeynep çok değişti. Görmüyor musun? Bir baksana abicim, o eski tatlı, güler yüzlü, eğlendiğim kız yok artık. O Zeynep gitti, yerine bu geldi işte. Haklısın. Neyse ben yine bir bakayım şuna. İstersen önce bir Melis'e geçmiş olsun diyelim, öyle gidelim. Jale. Murat arıyor. Aa. Efendim. Jale, ne haber, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Bu akşam bir işin var mıydı? Neden? Bu akşam bir sergiye gideceğim de. Belki sen de gelmek istersin diye aramak istedim. İyi olurdu aslında ama çok işim var bugün. Bir yere çağırıyorsa git. Sen Demet'i yalnız bırakmak istemiyorsun galiba. Aslında evet. Ben seni daha sonra arayabilir miyim? Tamam, olur. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Sergiye gidiyormuş da. Ne güzel, git işte. Hayır, olmaz. Hayatta seni böyle bırakmam. Jale. Bak sen benim yanımda olsan da, uzakta olsan da bir şey değişmeyecek zaten benim durumumda. Sen git gez, hava al, değişik bir şeyler yap. Sonra gelince bana da anlatırsın. Of. Ne oldu? Midem bulanıyor. Gel. Of. Gel şöyle. Arayayım mı Murat'ı? Hayır, hayır. Kemoterapinin yan etkileri hayatım. Alışacağız artık. Bir şey vereyim mi? Hiçbir şey verme. Ay çok bulanıyor. Oh. Ne oldu, beğenmedin mi? Yo, çok beğendim. Hem ne yapsam beğenir mi? Gerçekten mi? Tabii ki de. Ancak hocalar buna takacak gibi. Takarlarsa taksın ya. Zeynep. Al işte. Bu halin ne kızım senin? Ne varmış halimde? O saçını hemen eski rengine döndüreceksin. Üstünü başını da toparla çabuk. Bitti mi? Yürü müdürün odasına gidiyorsun. Olur, bana uyar. Gidelim. Zeynep, ne yapıyorsun? Zeynep, bekle. Hocam affedersiniz. Bir dakika konuşalım mı? Zeynep'in bu aralar ailevi sorunları var. O yüzden önce ben konuşsam. Eğer çözüm olmazsa o zaman başka bir yol buluruz. Nasıl istersen Cihan Hocam. Ama seni de dinleyeceğini pek sanmıyorum. Bakalım. Sağ ol. Barış, kaybol. Kaybol. Düş önüme. Düş önüme. Haydi. Siz de başkaları gibi başlamayacaksınız değil mi hocam? Benim bir şeye başladığım yok. Ben sadece seni merak ettim.
berbat. Yani berbat bir haldeyim. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Pekala, benim senin için yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Ya sağ olsun, bu ara herkes bunu soruyor ama yok. Kimsenin yapabileceği bir şey yok. Bak Zeynep, bir haftadır okula doğru düzgün gelemedim. Seninle telefonda da konuşamadık. Eğer bana anlatmak istediğin bir şey varsa... Yok hocam. Anlatmak istediğim bir şey yok. Sizin de benim için endişelenmenize gerek yok. Yani bence aslında iyi oldu böyle ya. Yani kocaman bir yalanla yaşamaktansa gerçekten böylesi daha iyi. Bittiyse gidebilir miyim? Şey neyse Kerem, ben bir bizimkilere bakayım. Yani bizimkiler. Yağmur. Yani işte abi. Vay be. Tamam. Yani artık böyle olacağız. Yok be abi, konuşuruz işte, geleceğim. Gel. Merhaba. Merhaba. Oturabilir miyim? Tabii, gel otur. Nasıl oldun? İyiyim. İmza atmak ister misin? Tamam. Buraya atıyorum. Bayağı bir insan atmış. Sana bir hediye aldım. Teşekkür ediyorsun. Ya ne gerek vardı? Sağ ol. Bakalım neymiş? Vay be. Beğendin mi? Bayağı. Evet. Güzel. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ama onu hiç çıkarma, tamam mı? Aha. Tamam. Ne diyeceğim? Çıkışta bir şeyler yapalım mı beraber? Yani bir akşam olsun, bakarız. Tamam. Yani şey, yani sonuçta bir akşam olsun, sonra ona göre bir şeyler yaparız. Peki. Acıyor mu? Yok, alıştım. Ne diyeceksin hocam? Aynı şeyler. İşte sen iyi bir kızsın. Niye böyle yapıyorsun falan. Ben sana söylemiştim değil mi saçına takacaklar diye? Aman boş ver ya. Sen derse gelmiyor musun? Yok ya, ben çay falan bir şeyler alacağım. Sonra görüşürüz. Nasılsınız? Sağ ol, iyiyim. Melis nasıl? Toparlandın mı biraz daha? Çok daha iyi. Melda Hanım odasında mı? İçeride efendim. Ah Tülin'ciğim, ah, hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. Nasılsın? Ay, iyiyim, iyiyim. Beni bırak. Beni bırak. Kız nasıl oldu? Anlat bakayım. Ay aman çok şükür. Şimdi gayet iyi. Hastanedeydik. Sonra çıktık, karakola gittik. Karakolda ifadeler verildi falan ama bir iki gündür iyi. Biz de dedik okula giderse daha iyi olur hatta. Bugün de okula başladı. Ay şükür. Neyse, bu hastalık konularını kapatalım. Biraz iş konuşalım seninle. Ben de bir hafta böyle gelemedim. O yüzden... Ay hiç önemli değil. Biz hallettik. Hiç merak etme. Ay muhakkak. Ama bir daha hiçbir zaman böyle uzak kalmak istemiyorum, biliyor musun? O yüzden böyle toplantıyı isteyince sen çok sevindim. Yani haklısın hayatım ama toplantıyı ben istemedim aslında. Kim istedi? Ben istedim. Hah, Cem Bey hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Buyurun. Merhaba. Buyurun oturun. Ne içeriz? Ben soğuk bir su alayım. Siz?
O zaman ben de soğuk bir soda alayım. Tabii, hemen. Ayşen'cim, mutfağa söyler misin bize bir soğuk suyla bir soğuk soda lütfen? Hemen. Tamam. Bitkilerde sinir sistemi ve endokrin sistem bulunuyor muydu? Hayır, bulunmuyor hocam. Doğru, bulunmuyor. Peki onun yerine ne var bitkilerde? Hormon denetimi var, değil mi? Kim bir örnek vermek ister? Yaren? Yapraklar hocam. Doğru, yapraklar. Başka? Zeynep? Hadi bir tane sen söyle. Zeynep? Kızım duymuyor musun? Zeynep! Zeynep? Hı? Efendim? Bitkilerde hormon üretilen yapıları sordum. Arkadaşın yapraklar dedi. Hadi bir tane de sen söyle. Bilmiyorum. Hiç şaşırmadım. Dersi dinlemiyorsun ki hiç. Hocam bu sözlü müydü? Not verecek misiniz bundan? Hayır. Güzel. Niye uzatıyorsunuz o zaman? Zeynep, bugün bu ikinci oluyor bak. O zaman ben çıkayım. Siz rahat rahat anlatın dersinizi. Hormonlu şeyler işte. Neyse onlar. Başkalarına sorarsınız. İyi dersler. Zeynep bekle bakayım. Zeynep! Evet hocam, sizi dinliyorum. Bu davranışlarının mantıklı bir açıklaması var mı? Varsa bilmek istiyorum. Nasıl yani? Geçen haftadan beri garip davranıyorsun. Bunlar sende görmeye alışık olduğumuz davranışlar değil. Vallahi hocam, ne yapacaksınız yapın. Sıfır mı veriyorsunuz, ceza mı veriyorsunuz? Bir şey yapın, ben de gideyim. Öyle mi? O zaman sen önce bir disipline git de aklın başına bir gelsin senin. Otur. Ben birazdan geliyorum. Çok acele etmeseniz de olur ya. Şekillerin etkisi, 3 toprak faktörü. Ses. Ses 1-2. Sesim geliyordur umarım. Evet sevgili öğrenci arkadaşlarım. Ben Zeynep. Şu anda müdür odasında olduğumdan ve birazdan ceza alacak olduğumdan sizlere son zamanlarda binlerce kez dinlemiş olduğum bir şarkıyı armağan etmek istiyorum. Buyurun. Yeah.
Efendim? İyi günler Demet Hanım. Ben Seyyar Koleji'nden arıyorum. Buyurun. Mümkünse bugün müdür yardımcım sizinle görüşmek istiyor. Zeynep'le ilgili. 4 gibi gelebilirseniz çok iyi olur. Tamam. Ben 4'te orada olurum. Tamam. Yine nereye gidiyorsunuz Demet Hanım? Kızımın okuluna. Bu kaçıncı artık ya? Yine mi aynı şey? Ayşen sen işine baksana ya. Ben Melda Hanım'a gerekli açıklamayı yaparım. Buse'cim, şurada aldığım notlar var toplantıdan. Bunları raporlayıp bana e-mail atar mısın? Şuradan da. Melda'cığım çıkıyorum hayatım. Tamam canım. Bir yerde bir kahve içeriz değil mi? Tabii, içeriz değil mi bir kahve? Ya çok isterdim ama benim son çıkan partiyi kontrol etmem lazım. Bir dahaki sefer olur mu? Olur. Tamam, hoşça kalın Cem Bey. Hoşça kalın. Bir şey ihtiyacın olursa beni ara, tamam mı? Tamam, sağ ol. Hoşça kalın. Gelmiyor musun? Ya sen neden bu kadar ısrar ediyorsun? Ben bir anlam veremiyorum da. Ya ne yapacağımı şaşırdım Tülin. Arıyorum açmıyorsun. Ben de bari gelip seni burada göreyim dedim. Bak ben sana işim var dedim mi? Dedim. Kızım hasta dedim mi? Dedim. Öyleyse ya anlamıyorum. Ya ne bileyim bir yardımım dokunur belki. Tanıdığım bir sürü doktor var benim. Hayır. Yani yardım falan istemiyorum. Beni aramanı istemiyorum. Doktor bulmanı istemiyorum. Çat kapı evime gelmeni istemiyorum. Anladın mı? Tamam. Tamam. Güzel. Yoruldum tabii sen de. Yani kızın içinde perişan oldun. Değil mi? Delireceğim. Şaka mı bu? Ha? Ya bir seferlik bir şeydi. Ve hayatım boyunca yaptığım en büyük hataydı. Bir daha asla tekrarlanmayacak. Anlıyor musun beni? Asla. Ama benim için öyle değildi Tülin. Yani buna bir seferlik bir şey deyip geçemezsin. Kendine geleceğim. Benim bir ailem var. Benim bir hayatım var. Seninle olan ilişkimiz sadece bu kadar kalacak. Anladın mı? Bir daha asla tekrarı olmayacak. Anlıyor musun? Üzgünüm. Taksi. Barış. Zeynep nerede gördün mü? Sınıfta değil miydi? Yok. En son şarkı dinletti. Sonra da sesi çıkmadı. Daha oraya nasıl gitti o? Şimdi biz dersteydik. Leyla hocaya bu saygısızlık yaptı. Hoca da tuttuğu gibi götürdü tabii. Ya ne olacak böyle bilmiyorum. Emin ol ben de bilmiyorum. Neyse. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba Barış, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Buradalar mı? Evet. Ben de merak ettim, o yüzden gelmiştim. Hala içerideler. Tamam. Sen bekleme istersen git. Tamam. Kızım bir şey söylemeyecek misin? Hayır. Girin. İyi günler. İyi günler. Zeynep'in annesiyim ben. Lütfen buyurun. Demet Hanım buyurun. Sen kapının önünde bekliyorsun. Demet Hanım, sizi neden çağırdığımı tahmin ediyorsunuz sanırım. Zeynep aslında sevdiğimiz bir öğrencimiz. Ama okulun disiplin kurallarına bütün öğrenciler uymak zorunda. Çok gereksiz tepkiler bunlar. Nasıl yani abi? Ya kız çok ağır şeyler yaşıyor. Herkes üstüne gidiyor. Hocaya bir sürü laf çakmış abicim. Yağmur söyledi. İyi yapmış. Bak Zeynep'in yanında da böyle şeyler dersen cidden buluşuruz. Tamam demem.
Ya hala ne düşünüyorsun? Zeynep'e nasıl davranacağım? Alttan aldım olmadı. Kızdım olmadı. Hı. Zeynep'e nasıl davranacağım bilmiyorum artık. Bak abiciğim. Rahat bırakacaksın. Fazla üstüne gitmeyeceksin. Hele hiç eleştirmeyeceksin. Yoksa daha kötü olur. Yani sonuçta önünde canlı örneği var. Bana bak, hiçbir şey demiyorum sana. Eve geç geliyorsun, tamam. Canın istediğini yapıyorsun, tamam. Konuşmuyorsun, etmiyorsun, tamam. Okulda arıza çıkaramazsın, sok bunu kafana. Çıkarırsam ne yaparsın ya? Ha, ne yaparsın? Bu sefer de başka bir arkadaşına mı göndersin? Bu senin baban mı dersin? Bu yalanı da çıkar ortaya, değil mi? Ne yaparsın? Zeynep! Zeynep! Demet. İyi misin? Zeynep. Ceza verdiler mi? Ne bileyim ya, annemi aramışlar işte. Hadi ya. Boş ver ya, çok da umurumdaydı. Ya Zeynep. Ben senin için çok üzülüyorum. Ne olacak bu hal? Niye üzülüyorsun kızım sen? Senin üzülmene gerek yok. Senin yerine başkalarının üzülmesi gerek. Başkalarının düşünmesi gerek. Pardon hocam, ben böyle çat kapı girdim ama. Gelmeliyiz. Cihan Hoca'ya baktın galiba. Evet. Jale Hanım'ın odasına gidiyordu. Biraz önce Tahsin Bey'le bir şeyler konuşacaklarmış galiba. Tamam, ben oraya bakayım o zaman. Tamam, sen bak. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yani Tahsin Hoca Zeynep'e anlattı. Ay ne diyeceğimi şaşırdım. Adamın yüzüne bile bakamadım. Yerin dibine geçtim utancımdan. Ben de arkadaşlarla konuştum. Bu aralar üstüne gitmeyin çok dedim falan ama yani. Sonuçta burası da okul. Çocuklar birbirlerinden etkileniyorlar. Ya tamam, ben Zeynep haklı demiyorum. Hatta gerekirse ceza da versinler. Ama ne alması, ne alması işte benim yüzümden hepsi. Benim hatam. Demet. Madem öyle düşünüyorsun, o zaman konuş Zeynep'le. Babasının neden Tayfun olduğunu söylediğini anlat ona. Onun şu anda merak ettiği bir tek şey var. O da babasının kim olduğu. Bence buna da hakkı var. Konuşmak için değil mi? Bir şey söylediniz mi? Zeynep için çağırdılar. Ona geldim. Hem ben sana hastanede bir söz verdim. Söylemeyeceğim dedim, değil mi? Hı hı. Ama şimdi senin de bir söz vermeni istiyorum. Bak, Zeynep çok zor günler geçiriyor. Yani çok üzerine gitme onun, olur mu? Onu biraz anlamaya çalış. Tamam. Yani kolay değil yaşadıkları. Biraz daha farkına varmanı istiyorum, olur mu? Hı, tamam. Ve Zeynep'e babasının kim olduğunu söylemeyeceğim. Söz veriyorum. Aramızda kalacak bu. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Sen ne konuşuyordun Zeynep'in annesiyle kızım? Şey, elimi falan sordu işte, nasıl oldun dedi. Öyle, ayaküstü konuştuk biraz.
Abicim kaç saat oldu? Nerede bunlar ya? Ya abicim alt tarafı bir hocayla didişmiş. Yani en fazla ne olacak? Bir uyarı alacak. Yani disipline falan gitmez. Nereden biliyorsun abicim? Yani bana bak. Ben neler yaptım? Bir şey oldu mu? Olmadı. Kerem. Hı? Küçük bir ayrıntı var ama kardeşim. Ne? Sen okulun sahibisin. O kız normal bir öğrenci. Bak, Zeynep'in başına bir şey gelmesine izin vermem ben. Helal olsun be. Sen Zeynep'le arayı bayağı düzelttin demek. başka ne yapacağım? En sonuçta kardeşimin sevgilisi. Artık tatlı olacağız değil mi? Öyle tabii. Yani. Ben bir daha bakayım ya. Ya. Zeynep. Ne yaptın sen? Ne yaptım ben? Biyoloji dersinde olay çıkartmışsın. Oldu öyle bir şeyler. Ya bak biz hani konuşmuştuk. Alttan alacaktın. Böyle giderse hiçbir şey olmayacak yani değişmeyecek. Hayır, bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Senin içinde böyle 70 yaşlarında emekli bir amca kaçmış. O böyle konuşuyor, bana akıl veriyor sanki. Peki. Bundan sonra konuşmam ben de o zaman. Hayır, ben konuşmayalım demiyorum ki sana. Sadece bu olaya farklı bakıyoruz. Sen benim saçmaladığımı düşünüyorsun ama ben öyle düşünmüyorum. O yüzden gerçekten daha fazla konuşmayalım. Kapatalım bu konuyu. Zeynep kapatınca ne değişecek? Allah Allah, yeter ya. Hakikaten ben konuşmak istemiyorum Barış. Tamam, kaç. Sen de kaç. Sen de benimle konuşmam. Git, hadi. Ya senin derdin ne? Benim derdim yok Zeynep. Vallahi buradan hiç öyle görünmüyor. Zeynep yok dedim. Zeynep, bak sen söyleyeceksin. Anlamadım. Yani benim yapacak bir şeyim yok. O yüzden seninle geliyorum. Evet, nereye gidiyoruz? Vallahi ben eve gidiyordum. Olur, o da olur. Ama dersen ki benim ikinci bir planım var. O da çok eğlenceli, çok zevkli. Ben onu da açarım tabii. Yeter ki şu içimdeki sıkıntı geçsin. Yani biraz kafanı dağıtmak istiyorsun. Üstündeki bütün sıkıntıyı atmak istiyorsun. Aynen öyle. O zaman eve gitmiyoruz güzelim. Nereye gidiyoruz? Göreceksin. Hala bir şey demedin. Hayır demek yok ama. Vallahi bilemem. Vallahi öncelikle eve gitmek yok. Evi unut. Eve gitmek yok. Başka? Aynen öyle. Eğlenmeye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz dersen de senin gittiğin yerlere gidiyoruz. Hayatta olmaz. Zeynep ne yap? Zeynep manyaklaşma, ne yapıyorsun? Gelsene. Zeynep, ya Zeynep, Zeynep, tamam, tamam, başımın belası, tamam. İstediğin şeyi yapacağız, tamam mı? Söz mü? Tamam dedik ya. Vazgeçmek yok ama. İyi peki, vazgeçmeyeceğiz, hadi. Tamam, o zaman en sevdiğim bardan başlıyoruz. Peki, en sevdiğim muhallebiciye gitsek? Yan çiziyorsun ama. Ya kızım bak, benim gittiğim yerler pek sana göre değil. Nedenmiş o?
Ya tamam, diyelim gittik. Bir, hayatta böyle gidemeyiz. Yani kılıklar olmaz. İki, daha hava bile kararmadı. O zaman şöyle yapıyoruz. Önce üstümüzü değiştiriyoruz. Gece olunca da gidiyoruz. Hadi. Peki. Daha iyisin değil mi? Evet ya, çok güzeldi. Çok zevkliymiş. Ya. İşte ben de kafamı dağıtmak için bunu yapıyorum. Buraya geliyorsun yani. Aynen. Pardon. Efendim. Ya kusura bakma, seni bekleyemedim. İşim çıktı da. Uzun sürecek mi? Yıllarca sürmesini isterim. O ne demek ya? Anlamadım. Boş ver. Bak işim bitince seni arayayım, tamam mı? Tamam o zaman. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Tamam mı? Gidelim mi? Gitmeyelim. Ne yapacağız? Burada oturacak mıyız? Bir düşüneyim ben. Tamam, buldum. Ne oluyor? Ne yapacağız? Onu da yolda öğrenirsin. Hadi atla. Hop 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 hop. Sen yana. Böyle adrenalin yeter. Makarna nasıl? Güzel mi? Hı. Gayet güzel. Afiyet olsun. Sağ ol. Biz Dilan'la sürekli buraya geliriz aslında. Burada takılırız. Yemekleri falan güzel ya. Ne güzel. Bir şey soracağım. Sen bana hala kızgın mısın? Yok. Değilim tabii ki. Emin misin? Evet. Ne olduysa oldu, kapattık biz o defterleri. Başka şeylerden bahsedelim mi? Tamam o zaman. Zeynep'le nasıl gidiyor? Gayet iyi gidiyor. Neler yapıyorsunuz mesela? Ben kola alacağım. Sen de ister misin? Yok, bana almayın. Teşekkürler. Tamam. Bakar mısınız? Bir kola alabilir miyim ben? Hadi. Buradayız. Ya neden? Ben dans etmem. Yavaş, yavaş iç. Hadi gel. Hayatta. Niye? Öyle bana göre değil. Neden?
Hoplama zıplama. Yani şimdi cool adamımız burada. Çok sıkıcısın. Can. Merhaba. Merhaba. Demet evde mi? Daha gelmedi. İyi, ben zaten seninle konuşmaya gelmiştim. Zeynep evde mi? Hayır. Şerre gel otur. Bak. Bak Şerre. Demet'in bir an önce Zeynep'le konuşması gerek. Ona gerçekleri anlatması gerek. Öyle diyorsun da. Öyle diyorum. Bugün okulda olanları bilmiyorsun. Leyla Hoca az kalsın Zeynep'i disipline gönderiyordu. Ciddi misin? Ne oldu ki? İşte ne olacak? Saçını boyamış, herkese dikleşiyor, öğretmenlere ters gidiyor, onlarla dalga geçiyor. Yani aslında bu da normal. Demet'in bu inadı devam ettiği sürece. Ben Demet'le konuşmaya çalıştım ama dinlemiyor. Ben de düşündüm ki eğer sen konuşursan... Beni de dinlemiyor. Ben de konuştum, anlatmaya çalıştım, yalvardım. Nuh duyuyor peygamber demiyor, anlatmayacakmış. Madem Demet anlatmayacak, o zaman sen anlatacaksın. Ben mi? Ben bilmiyorum. Sakın. Cale bal gibi de biliyorsun. Bak Cihan ben... Ne oldu? İyi misin? Başım döndü. Geçer birazdan. Su getireyim mi? Hayır, hayır. Dur, geçecek şimdi. Uf. Nasıl? Çok güldüm ya. Teşekkür ederim Barış. Gerçekten çok iyi geldi bana. Bana da öyle. Daha gelmediler galiba. Evde yalnız kalabilirsin değil mi? Tabii canım, ondan demedim zaten. O zaman... Çok sağ ol gerçekten. Görüşürüz. Tamam? Görüşürüz. Galiba yardıma ihtiyacım olacak. Ben de öyle düşünmüştüm. Bakalım açılıyor mu ben açınca. Bak. Hoppa. Görüşürüz. Geçen hafta az kalsın kızımı kaybediyordum. Hem de Melis'in hatası değil. Benim. Annesinin hatası. Melis'in değil. Zeynep artık benim de kızım sayılır. Onu böyle görünce... Yani eğer kendine zarar verirse... Demet çok üzülür. İnsan gerçekten çok üzülüyor. Mahvoluyor. O yüzden iş işten geçmeden... Cihan, hani demin Zeynep benim kızım sayılır dedin ya. Hı hı. Haklısın.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Yani hoş geldin de... Sen niye geldin? Bugün olanları Jale'ye anlatmak için geldim. Ben söylerdim Jale'ye. Söyleyecektim de zaten. Sen aslında onun için gelmedin. Jale'den bir şey öğrenebilir miyim diye geldin. Ya Cihan ne olur lütfen. Biliyorum iyi niyetle yardımcı olmaya çalışıyorsun ama inan böyle olduğunda daha çok karışıyor her şey. Ne olur. Peki. Affedersin. Ben kaçayım. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Siz? Ben de iyiyim. Sağ olun. Ben çıkıyordum zaten. Müsaadenizle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hazır mıyız? Hemen bir çantamı alayım. Geliyorum. Tamam. Keşke sen de gelseydin Demet. Ben çok yoruldum bugün işte. Biraz dinleneyim. Ne diyeyim? Ben hazırım. Demet. Tamam. Hadi gidin gidin. Ben yiyeyim. Tamam. Hadi. Hadi iyi eğlenceler size. Sağ olun. Sağ olun. Cihan'la bayağı zamandır tanışıyorsunuz değil mi? Tabii canım. 20 yıl olmuştur. Demet de öyle herhalde. Tabii o da çok eski tanışık. Tabii onların ilişkileri arkadaştan öte bir ilişkiydi. Öyle mi? Evet. Neden sordun? Hiç. Merak ettim. Bir de hastanede sizinle çok ilgilendi. Öyle gerçekten. Bizi hiç yalnız bırakmadı. Sen hiç yorulmaz mısın ya? Hadi. Ya hadi devam edeceğiz. Kızım saçmalama hadi gidelim ya. Ya ben daha sabaha kadar dans edeceğim. Oha kızım dikkat etsin hareketlerine. Ne diyorsun ya sen ha? Ağzını topla gebertirim seni. Ya tamam kusura bakma. Ya sen niye onun yerine özür diliyorsun ya? Zeynep uzatma gel. Bana bak akıllı ol. Uzatma. Senin derdin ne ya? Ya tamam alsana şunu. Hadi gel. Ne? Ne oluyor lan? Lütfen. Ya Mursuz gel buraya. Patron burada Kerem Bey. Bir patron mu? Ne oluyoruz? Lütfen Kerem Bey lütfen. Bıraksaydın ben bir güzel gününü gösterirdim o şıllığa. Şıllak ne be? Şıllık canım. Şıllık çok güzel bir Urfa tatlısı. Duymadın mı böyle şerbetli falan şahane. Ne kadar ilginç bir insansın biliyor musun? Hayır değilim. Yani o kadar değişik şeyler biliyorsun ki yani bazen şaşırtıyorsun. Oho ben daha neler biliyorum canım. Bak şimdi mesela pilav yemeye gidiyoruz. Bir tane çok meşhur pilavcı varmış Ayvaz Usta. Gideceğiz, onun tavuklu pilavını yiyeceğiz, ayrılışacağız, tamam mı? Vay vay vay, bak sen. İstanbul'a geleli 3 gün olmuş, her şeyi çözmüş biliyor. Daha bitmedi canım. Hmm. Oradan da işkembeciye gidip tuzlama yiyoruz. Oo. Ondan sonra mide fesadından hastaneye gidiyoruz.
Melis'ciğim. Hadi yemek hazır. Geliyorum anne. Ne işin var? Seni görmeye geldim. Ya saçmalama, hemen gider misin buradan? Hemen lütfen. Gündüz beni orada öylece bırakıp gittin. Ama bu o kadar kolay değil. Benden yani bu kadar çabuk vazgeçemezsin. Dediğin zaman gidecek adam da değilim. Ben ne zaman istersen o zaman gider. Ne zaman istersen o zaman kalırım. Tamam, şimdi senden rica ediyorum. Lütfen gider misin? Şimdi sen benim gitmemi istiyorsun. Evet, lütfen. O zaman benimle görüşmeye devam edeceksin. Evet, tamam. Anladın mı? Yani anlatabildim mi? Tamam, bak. Şimdi sen git, ben seni yarın mutlaka arayacağım. Tamam mı? Söz veriyorum, arayacağım. Şimdi gider misin? Korkma, korkma. Biriyle mi konuşuyordun? Yok bir şey yani, ben şey anahtarı kapının üstünde unuttum zannettim. Onu kontrol etmek için öyle bakıyordum da o yüzden yani. Öyle. Hayalet görmüş gibisin. Ne bu hal? Yok şey. Galiba kan şekerim düştü. Yani ben hiçbir şey yemedim bütün gün ama yemek hazır zaten. Gel, gel, gel. Gel, gel. Suratın kireç gibi. Otur, dinle. Ben senin şekerini yükseltecek bir şey getireyim sana. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Hoş geldin Barış. Hoş bulduk anneanne. Ne o suratın halini? Hiç. Zeynep'le mi bir şey oldu? Yani biraz daha iyi mi? Toparlıyor mu kendisini? Hayır anneanne. Daha kötüye gidiyor. Ama haksız mı kızacağız? Değil. Bir de ben bugün kalbini kırdım. Aradım. Açmadı. Şimdi de telefon kapalı. Canım bu işler telefonla olmaz ki. Ay zaten ben sizi hiç anlamıyorum evladım. Hiç ama hiç. Ay bütün gün o telefonu elinizde çak 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 çak. Mesajla özür diliyorsunuz. Mesajla ilan aşk ediyorsunuz. Mesajla ayrılıyorsunuz. Mesajla barışıyorsunuz. Aman. Ne yapayım anneanne? Git konuş. Yüz yüze konuş oğlum, yüz yüze. De ki ben bir eşeklik ettim. İşte Allah beni bildiği gibi yapsın. Ne bileyim ben. İçinden gönlünden ne geliyorsa söyle canım. Söyleyeyim değil mi? Tabii. Ya benimle konuşmayı kabul etmezse? Eder, eder, eder. Merak etme, eder. Tamam o zaman. Ben hemen bir giyineyim gideyim. Bir lokma bir şey yeseydin. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş da. Biliyorsun konuyu. İyi peki. Hadi afiyet olsun. Sağ ol. Teşekkürler. İyi akşamlar, kolay gelsin. Hadi bakalım nasılmış bu. Tavuk pilav. Vay. Beğendin mi? Bayağı. Vay be.
Söyledikleri kadar varmış değil mi? Yani. Beni Nurgül'ü getirmek lazım. Öğrenmiş. <Güzelmiş. gülüyor> Bayağı güzel. Ben çok acıkmışım ya. Ne o kadar dans edersen. Çok başarılı. Hı hı. Nereye gidiyorsun? Hayırlı işler ablacığım. Sağ ol. Ne vereyim sana? Sen bana fal ver. Sen kesin fal bakıyorsun. Öyle bir halin var senin. Hiç de. Ne yapıyorsun? Ne gülüyorsun ya? Bakıyorsun değil mi? Hah, evet. Söyle bakalım benim babam kimmiş? Vallahi onu sen bileceksin. Ben nereden bileyim? Güzel söyledin ablacığım ama onu ben de bilmiyorum maalesef. Ben sana başka şeyler söyleyeyim. Söyle. Hayatının aşkı kim onu söyleyeyim. Ben biliyorum zaten onu. İlk harfi? Yok artık ya. Bu kahve falı mı elimde? Nereden göreceksin harfi? Görürüm ben. Ama bedavaya söylemem. Ay benim param yok ki yanımda çok. Sende var mı? Sökül çabuk. Hadi. Hadi. Bakalım. Bir kere sen mutlu değilsin. İçin kurumuş. Birini sevdiğini sanıyorsun. Ama sevmiyorsun. Ne? Sevdiğini sanıyorsun. İkiniz şu an birbirinize çok uzak gibisiniz. Ama aslında çok yakınsınız. Bir nefes mesafesinde. İkinizin kaderi bir yazılmış. O ne demek ya? Biraz düşün anlarsın. Hiç. Evet. De niye gülüyorsun? Ne bileyim ben. Alın şunları. Sağ ol. Sen de şunu al. Bunları saklayın. Dediğim çıkınca denize atarsınız. Aa, dilek feneri. Hadi gel. Bir dilek tutalım. Olur. Olur mu? Uçurabilir miyiz? Tabii. Ne yapıyoruz? Karşı karşıya tutacağız. Tamam. İç karşıma. Tamam. Tamam. Dilek şimdi mi tutalım? Tuttun mu? Tuttum. Ben de tuttum. Daha iyi misin peki? İyiyim. Güzel. Ama imkanım olsaydı buraya gelmezdim hiç. Haklısın. Aa, darılırım bak. Akıl vermeyecek misin bana? Yok. Seni anlıyorum. Yani böyle zamanlarda insanlar bayağı akıl vermeye çalışırlar. Yani sonuçta verdikleri akıl da hiç yaramaz. Aynen öyle. Ve o yüzden... O yüzden? Sıkılırsan ara beni. Tamam, ararım. Bye bye.
neredesin sen? Bak o çocuktan uzak dur Zeynep. Nedenmiş o? O çocuğun sana yararı değil zararı olur. Doğru. Çok doğru anneciğim. Zaten sen her şeyi benden daha iyi bilirsin değil mi? Benim iyiliğim için yapmayacağın şey yoktur senin. Tamam bundan sonra sen ne dersen o. Vallahi bak hiç merak etme. Kelebek kadar ömrümüz var. Sevmek lazım, hemen başlayalım. Kaybedecek daha neyimiz var? Aşk için ne gerekiyorsa hepsi bende var. Nefes bile almadan, nefes bile almadan, nefes bile almadan seviyorum seni. Sarmaşıklar gibi sardın kalbimi, değiştirdin kanımı, koydun zehrini. Örümcek gibi ördün zihnimi, düşündükçe daha çok isterim seni. Nefes Şimdi girdim okula. Siz ne yaptınız? Ha, biz de şimdi çıktık evden. Psikiyatriste gidiyoruz. Her şey yolunda mı? En son bana gitmek istemiyorum demişti. Yok. Bir sorun yok şimdilik yani. İyi, tamam. Ben zaten onu okula bırakacağım. Bir aydın zaman konuşuruz. Tamam. Zeynep. Günaydın. Nasılsın? Günaydın. Bu dünkü olayla ilgili bir şey söylemeyeceksiniz değil mi? Yok. Ben öğlenliğin antrenmanımız var, unutmadın değil mi diyecektim. Tamam. Atsana bana. Ne oldu yine? Neredeydin dün gece? Neredeymişim? Bilmem. Zeynep dersem hatırlar mısın? Ha. Evet ya şey dün okuldan... Neden sen sürekli Zeynep'in peşindesin Kerem? Ha? Neden? Ne diyorsun? Sana soru soruyorum. Neden sürekli Zeynep'in yanındasın diyorum. Tayfun meselesinde yanındaydın. Kötü olduğu zaman yanındasın. Dün oradaydın. İyi olduğunda da oradasın. Neden sürekli Zeynep'in yanındasın? Bunda bir şey var. Barış,
Saçmalama. Uyduruyorsun. Tamam mı? Kerem, ben sana sordum. Zeynep'le sevgili olmadan önce sordum. Zeynep'ten hoşlanıyor musun, hoşlanmıyor musun dedim. Sen bana ne dedin? Hayır demedin mi? Evet, dedim. Ve hala dediklerimin arkasındayım. Yalan söylüyorsun Kerem. Barış, bak kapa çeneni ve beni sinirlendirme, tamam mı? Sinirlenirsen ne olacak ha? Ne oluyor orada? Bir şey yok hocam. Gerizekalı, gerizekalı konuşmalar. Yaptın bunların hepsini sen. Evet. Ne oldu ki? Yok bir şey. Barış neredeydi peki? O niye gelmedi? Kavga ettik onunla dün. Hadi canım. Ya hiç anlamıyor ki beni Yağmur. Ya sürekli böyle akıl veriyor. Annem de aynı şeyleri söylüyor bana. Ama Kerem. Kerem. Ya inanmayacaksın ama Kerem anlıyor beni. Ya ne yanlış yapıyorsun diyor, ne akıl veriyor, ne git annenle konuş diyor. Sadece anlıyor yani. Ne Barış seni anlamıyor ama Kerem anlıyor. Enteresan. Babacığım merhaba, ben kızın Zeynep. Birazdan kızın Zeynep'in hiç yaşamamış olduğun hayatına dair hızlandırılmış bir video izleyeceksin. Başlıyoruz. Evet, şimdi bu görmüş olduğun buruşuk şey benim. Yani çok şirkinim biliyorum. Ama daha sonra böyle dünyalar tatlısı bir şeye dönüşüyorum. Yağmur, ne haber? Ben de iyiyim. Bir hikayemiz vardı. Öyle mi? Öyle değil. Bir sinema filmi var. Sinema film. Filme gidelim mi? Gidelim bence. Ne haber? İyilik, iyilik. Sen? İyi. Nereye? Benim işim var biraz. Sonra görüşürüz. Peki. Olur. Baştan beri seninle konuşmak istedim. Beceremedim. Hepsi benim hatam. Demet'le ayrılmanız da benim hatam. Şimdiye kadar gerçekleri öğrenmemiş olman da benim hatam. Senin karşına çıkıp konuşmaya cesaretim yok. Demet seninle konuşamadı çünkü Melis'in tekrar kendisine zarar vermesinden korkuyor. Melis'in hayatını kurtarmak için kendisinin ve Zeynep'in hayatını mahvetmeyi göze aldı. Bilmek senin de hakkın. Çünkü sen kimseyi hayal kırıklığına uğratmazsın.
Anne ben bir şey konuşmak istemiyorum. Ya ne anlatacağım o kadına? Hayatım ne istiyorsan onu anlatırsın tamam mı? Ya, sorun da o zaten. Bir şey anlatmak istemiyorum diyorum. Melis'cim lütfen bak biz bu konuları seninle konuşmuştuk değil mi? Çok güzel yani. Zorla doktora götürülüyor. Gerçekten harikasınız. Lütfen. Bak üzüyorsun beni Melis'cim. Beni unutabileceğinden emin misin? Sanmıyorum. Melis, bir dakika tamam. Biz buradan gireceğiz. Tamam. Hadi. Hadi canım. Buradan. Hadi. Hadi evet buradan ya. Bu sokaktan. Lütfen. Niye acele ediyorsun ki? Daha 15 dakika var. Neyse canım ben ne diyorsam onu yapar mısın? Lütfen buradan. Allah Allah. İyi misin sen? Evet iyiyim canım. İyiyim. Eminsin değil mi yani bu sokak? Evet bu sokak burası. Evet biliyorum. Yani burası. Evet evet burası işte gel. Ya anne bir dur. Ne var? Melek apartmanı diyor. Tamam o zaman ileriz. Bu tarafta bir yer. Hayır tatlım buradan gidiyoruz. Ay, iyi, ben oradan, biliyorum. İyi oradan gidelim. Lütfen beni dinle. Olur mu? Lütfen. Demet. Hı. Öyle tatilinde işin var mı? Yok. Tamam. Güzel bir yer açılmış. Ev yemekleri yapıyor. Gidelim mi? Gidelim. Ben arayayım o zaman onları. Pardon. Efendim? Demet. Nasılsın? Rahatsız etmiyorum değil mi? Ha yok. Bir şey mi oldu? Jale'ye mi ulaşamadın? Hayır, direkt aradım seni. Ha pardon. Bugün öğle yemeğine çıkalım mı diyecektim. Sizin şirketin oralardayım da. Yani biraz konuşurduk. Bir saniye. Nergis, efendim? Ben seninle öğle yemeğine gelemezsem bozulur musun? Yok canım, saçmalama. Olur. Yarım saate kadar işim bitiyor benim. Müsait olurum. Ne oldu? Neyin var? Sen ne olduğunu gayet iyi biliyorsun. Bilmiyorum Barış. Peki. Hatırlatayım o zaman. Sen dün bütün gün Kerem'leymişsin. Evet. Canı çok sıkkınmış. O yüzden onu aramışsın. Aynen öyle. Kötüymüşsün. Yanında biri olsun istemişsin. Doğru. Neden peki Zeynep? Neden benimle olmak yerine Kerem'leydin? Yanımda olmak isteseydin olurdun Barış. Ne alakası var? Ya sen beni hiç dinledin mi ha? Onu yapma, şunu yap, okulda böyle davranma, annene dinle. Bir kere olsun benim nasıl hissettiğimi sordun mu bana ha? Yalan mı? İşte bu yüzden bana bozulmaya hiç hakkın yok senin. Mesela benim Ceyhan Özer'le antrenmanım var. Sonra görüşürüz. Nihayet başlayabileceğiz. Yine ne oldu? Keyifsiz gibi görünüyorsun. Hocam konuşmasak, sadece koşsak yani ben koşsam olur mu? Olur. Başla bakalım ısınmaya. Jale kaç kere daha gelecek bunu? Efendim? Yani kemoterapiye diyorum Jale'nin kemoterapisine. Demet, sanırım bir yanlış anlamı oldu. Ben seni buraya Jale'nin durumunu konuşmak için çağırmadım. Ama yani tabii istiyorsan eğer onunla ilgili sana geniş bilgi verebilirim. Ha. İyi yani, iyi o zaman. Ya çünkü şey bazen midesi bulanıyor.
Başı dönüyor. Geçen gün yemek yiyemedi mesela. Bunlar normal. Mide bulantısı genelde aynı gün içinde olmaz. Ya akşam başlar ya da ertesi gün. Demet, bunları sonra konuşsak olur mu? Yani sen bana uğrarsın, ben sana Jale ile ilgili çok geniş bilgi verebilirim. Tamam. Şimdi diyeceksin ki o zaman niye geldik buraya? Yani madem Jale ile ilgili de konuşmayacağız. Ben aslında seni buraya seninle ilgili konuşmak için çağırdım. Nasıl yani? Epey zamandır görüşmüyorduk. Yani konuşmadık da. Merak ettim seni. O yüzden baş başa konuşalım istedim. O zaman anlat. Nereden başlayayım? Nereden istersen. Dur canım. Gel. Hadi bakalım. Sen gelmiyor musun? Yok. Benim bir iki ufak işim var. Onları halledeceğim. Ama sonra geleceğim. Zaten babanla da konuşacağım. Tamam, peki. Hı? Hadi iyi dersler. Çalışıyorsun. Hı? Dün evime geliyorsun. Bugün peşimdesin. Yani nereye varacak bu anlamıyorum. Yarın konuşuruz demiştin, aramadın. Konuşuruz dedim. Takip et mi dedim. Affedersin. Rahatsız ettim galiba. Bak, evime geliyorsun. Beni takip ediyorsun. Ve şu anda da kızımla kocamın okulun önündesin. Ve rahatsız etmek istemiyorum diyorsun. Nasıl ya? Tamam Tülin, özür dilerim. Gideceğim birazdan. Bak. Sen böyle yaptıkça ben senden iyice uzaklaşıyorum. Bilmiyorum farkında mısın? Tamam. Bir daha seni takip etmem. İyi. Gel bir yerde bir şeyler içip konuşalım. Anlamadım. Diyorum ki bir yerde bir şeyler içelim, bir şeyler yeriz, konuşuruz. Ya ben sana hayatımdan çık diyorum. Sen bana yemek diyorsun. Tülin, ben senden vazgeçmem. Bu o kadar kolay değil. Anladın? Bak Cem, bizim bir ilişkimiz yok. O yüzden vazgeçip vazgeçememe gibi bir durum da yok. Anlatabiliyor muyum? Yani beni takip etmekten vazgeç. Başıma da bela olma artık. Anladın mı? Barışırsınız oğlum 2-3 gün işte. Bakalım. Bakalım. Senin nasıl gidiyor? Ne nasıl gidiyor? Ya ben. Ya işte bir konuşmakta zorluk çekiyor gibiyim. Özel mi konuşuyorsunuz? Yok yok yok, gel gel. Şey doktora gittin mi? Gittim. Nasıl oldu? İyi. Öyle işte konuştuk. Ben kaçayım ya. Sonra uğrarım yanınıza tekrardan. Selam söyle. Ya ne dedi? Şey dedi işte, buraya neden geldin? Asıl gelmekteki amacın ne falan diye sorular sordu. Klasik. Ya şey, istersen yani çıkışta şey yapalım, buluşalım. Yani bekle beni, istersen birlikte bir yere gideriz. Öyle mi? Öyle. Devamını anlatırsın, konuşuruz. Tamam, o zaman görüşürüz. Hı.
Hoş geldin. Selam. Ne oldu, ne dedi doktor Melis için? Melis için iyiymiş durumu. Yani ben girmedim tabii, dışarıda bekledim. Ama bittikten sonra konuştum doktorla bir iki dakika. Yani yolunda her şeydi. Ya ben bir su rica edebilir miyim? Tabii, getireyim hemen. Teşekkür ederim. Beni unutabileceğinden emin misin? Sanmıyorum. İyi misin? Evet, yoruldum galiba. Benimle yemek yediğin için teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Gerçi pek konuşamadık ama. Yani senin de gördüğün gibi ben pek beceremiyorum yani. Anlatamıyorum öyle herkese. Evet, farkındayım. Biraz kapalısın. Öyleyim galiba. Pek sevmiyorum konuşmayı. Belki zamanla seversin. Başkalarıyla değil. Benimle konuşmayı. Peki. Tekrar teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. Sen istersen içeri gir yani. Yok yok, olmaz. Taksi gelsin. Ondan sonra girerim. Sen hatta istersen arabayla git. Ben taksiyle gelirim eve. Ha? Yok yok. Arabaya gerek yok çünkü. Yani araba kullanmak istemiyorum zaten. Tülin. Bana söylemediğin bir şey mi var senin? Yok. Yani nereden çıktı şimdi bu? Ne bileyim, öyle biraz gerginsin de. Ha yok, yorgunum. Sadece bir eve gidip dinlenmek istiyorum. Tamam, sen bilirsin. Ha, geldi zaten.
Zeynep. Bak, gerçekten özür diliyorum. Sen haklıydın. Yani 70 yaşındaki bir adam gibi davrandım. Hatta emekli oldum, haklısın. Ama her şey senin iyiliğin içindi. Yani iyiliğin için istemiştim. Annenle bir konuşursunuz, belki tatlıya bağlanır diye düşündüm. Sonuçta hala onunla yaşıyorsun ve biraz daha yaşamaya devam edeceksin. Ve her şeyi düzelteyim derken de mahvettim. Biraz öyle oldu. Biraz da kıskandım. Yani gerizekalı gibi davrandım. Kusura bakma. Nasıl yani? Hani siz Kerem'le beraberdiniz ya. Birlikte vakit geçirdiniz. Öyle işte. Çıkınca geçer. O zaman çıkalım. Alayım mı? Çıkıyor musun? Evime gideyim artık bir, ne yapalım? Yoksa karım kapıya koyacak vallahi beni. Koymaz seni kapıya. Sen romantik adamsın. Kalmazsın kapıda, rahat ol. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Gidiyorum. Ne alaka? Ne bileyim, öyle gibi hissediyorum. Yok öyle bir şey. Hani sen bir ara demiştin ya, biz bir takım değiliz diye. Ya biz artık kapatsak o konuyu. Tamam, ben de o yüzden söylüyorum. Bu kızla neden bu kadar uğraşıyorsun demiştin bana. Biz lütfen, yani gerçekten artık kapatalım ve bitsin. Peki. Bir şey söyleyeceğim, ondan sonra kapatacağım konuyu. Tamam? Tamam, söyle bakalım. Ben artık anı yaşamak istiyorum. Bundan sonra hiçbir şeye takmayacağım. Ay. Carpe diem diyorsun. Aynen öyle. Okey. Peki, açılışı neyle yapacaksın? Yani eminim bugüne kadar bayağı bir şey ertelemişsindir. Bununla yapacağım.
Olur. Çay alır mısın? Evet. Tamam o zaman. Anlat bakalım. Gittim konuştum Zeynep'le. Seni çok kıskandım dedim. O yüzden gerizekalı gibi davrandım dedim. Öyle mi dedin sahiden? Söyledim işte. Kerem'e de ayıp oldu ayrıca. Kerem nereden çıktı şimdi? Ya onun da kalbini kırdım anneanne. Hani sonuçta adam Zeynep'le bana çok güzel bir sürpriz hazırladı. Aa, nasıl bir sürpriz? Sanki bilmiyorsun ha. Vallahi bilmiyorum. Hani ben Zeynep'ten hoşlandığımı söyledim sana. Onunla buluşacaktım, konuşacaktım. Hani sahilde buluşacaktık. Sen de Kerem'e söyledin. Yok, ben kimseye bir şey söylemedim. Yani Kerem'le bu konuda hiçbir şey konuşmadık ki biz. Nasıl? Zeynep. Ben senden çok hoşlanıyorum. Dün gece için çok teşekkür ederim. Ne yaptın? Nasıl ne yaptın? Kesin anne söyledi sana değil mi? Hani Zeynep'le konuşacak Barış dedi. Sen de yardım ettin işte bana. Bir şekleri diyorum ya. Yani sana bir biraz yardım edeyim dedim. Zeynep. Hocam. Seni karar.